Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hüseyin Aygün'le ilgili yaptığı değerlendirmeyi Futbol Federasyonu'nun bu şikeyle ilgili kararına benzetiyorum. Şike var ama sahaya yansımamış. Öyle anlaşılıyor. Hüseyin Aygün'ün açıklamalarından zaten bunun bir kaçırma eylemi değil, bir gönüllü işbirliği olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Orada PKK Hüseyin Aygün'e bir görev vermiş, bir misyon yüklemiş. Kendisi de bu görevi ve bu mesajı aldığını, bundan sonra da bu görevi yerine getirmeye çalışacağını ifade etmişti. Anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu verdiği bu destekle PKK sözcülüğünü kurumsal hale getirmiştir. Artık bundan sonra Hüseyin Aygün bu açıklamalarından sonra CHP içerisinde PKK temsilcisidir. Kemal Kılıçdaroğlu da bu destekle artık PKK'nın politikalarını bir CHP politikası haline getirme konusunda kamuoyuna bir güvence vermiştir. İlave olarak Hüseyin Aygün yaptığı değerlendirmelerde benimle ilgili insan müsveddesi demiş. Kendini dağa kaçıran, başına silah dayayan insanlar için, teröristler için iyi çocuklar diyen Hüseyin Aygün'ün elinde sadece kalemi olan bir gazeteciye ve bir siyasetçiye insan müsveddesi demesi onun nasıl bir ruh hali içerisinde olduğunu gösteriyor. Belli ki insanlıktan, ahlaktan ve şereften nasibini almamış bir siyasetçi olarak bundan sonra CHP içerisinde varlığını sürdürecek gibi gözüküyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu benim değerlendirmelerime tepki gösterirken Sayın Başbakan'a bir çağrıda bulunmuştu. Demişti ki bu ucubeleri niye tutuyorsunuz? Ben buradan Kemal Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Eğer ucube arıyorsa önce kendi partisine baksın. En yakınında Hüseyin Aygün'ü görecektir diye düşünüyorum.